Yüce Allah insanoğlunu yaratırken, yeryüzüne gönderirken bir nasip, bir tecelli, bir murat ederek gönderiyor. Nasıl bir anne babanın çocuğu olacağımız, nasıl bir süreçti, nasıl bir zamanda, nasıl bir görev üzere geleceğimiz ve yeryüzüne canlı olarak doğuyoruz, gözlerimizi açıyoruz. Şimdi Mustafa Kemal Atatürk 1881 yılında doğduğunda Selanik'te nasıl bir süreç vardı o yıllarda? Selanik o zamanlar Makedonya'nın bir liman şehri, çok kozmopolit bir şehir. Slavların, Rumların, Ermenilerin Osmanlı'dan toprak koparmak üzere çalıştıkları, Avrupa devletlerinin de onları desteklediği bir yıl ve yine İngiliz'i, Çarlık Rusya'sı, Avusturya'sı, Macaristan'ı Osmanlı'dan toprak koparma peşinde. Osmanlı İmparatorluğu büyük göçler sallanmakta, göçler alıyor. Toprakları üzerinde insanlar bir yerden bir yere göç ediyor. Hazine boşalmış. Özellikle Anadolu'da savaşlardan dolayı bir kıtlık baş göstermişti, Balkan savaşları falan. Böyle gerilemeden öte çöküşe doğru hızla giden bir devlet, bir sürecin yaşadığı bir zaman diliminde gözlerini dünya açıyor. Nasıl bir ailede gözlerini dünyaya açıyor? İşte arkadaşlarımız hep söyledi, seyit bir anne babanın evladı olarak, Mustafa olarak dünyaya gözlerini açıyor. Sayın Profesör Doktor Haydar Baş Bey, anne tarafının, baba tarafının soyunun seyit olduğunu ve bu kaynağı çok güzel bir şekilde zaten bizlere sundu, ortaya koydu. Emre Bey'in dediği gibi Başbakanlık Osmanlı arşivlerinde Hoş Geldin Atatürk kitabında bu gerçekleri hepimize önümüze açık ve beyan koyan tek liderdi zaten Profesör Doktor Haydar Baş Bey. Böyle bir aile ve böyle bir ortamda gözlerini dünyaya açtı Mustafa Kemal Atatürk. Evet, seyit dedik, burası çok önemli bir nokta. Seyit Hazreti Peygamberimizin Ehl-i Beyt'in soyundan gelen, atalarının ruhunu taşıyan, karakterini taşıyan bir Mustafa Kemal Atatürk. Ehl-i Beyt imamlarının ortak karakterlerine baktığımızda onlar her zaman zalime ve zulme boyun eğmeyen insanlar. Onlar öngörü sahibi, basiret sahibi insanlar. Düşünce biçimleri, olayları tahlil metotları, sonuçlara varması ve sonuçları anlaşılır bir üslupta anlatması hep onların ortak özelliği. Evet, İmam Rıza diyor ki, mümin diyor kendisinde üç haslet olmadıkça mümin olmaz. Rabbinden bir sünnet, peygamberinden bir sünnet ve imamından bir sünnet. Rabbinden olan sünnet onun varlığını bilmek, sırrı gizlemek, peygamberinde olan sünnet halk ile iyi geçmek, imamından olan sünnet ise sıkıntı ve zorluklara sabırlı olmaktır diyor. Ve yine hepimiz biliyorsunuz Hazreti Ali büyük bir komutan, askerlik daha tartışılmıyor. Onun için ona Ali'nin üstüne yiğit, Zülfikar'ın üstüne kılıç yoktur deriz. Hazreti Ali dürüst bir siyasetçi, insan haklarının savunucusu, yine Hazreti Ali eşitlikçi bir imam, bizim yol göstericimiz. Zira onun döneminde, halife olduğu dönemde hepimiz biliyoruz ki sıradan insanın aldığı maaşla Hazreti Ali'nin aldığı maaş eşdeğerdi. Şimdi Mustafa Kemal Atatürk, atalarının bu özellikleri hep içine barındıran bir insan. Nereden bu sonuca varıyoruz? Şimdi Mustafa Kemal Atatürk 1912 tarihinde Kamil Paşa kabinesi kurulduğunda Boyayır Kol Ordusu'na atanıyor. Burada boş durmuyor. Dedim ya, bu öngörü sahibi, basiret sahibi insanlar. Burada muhtemelen bir düşman saldırısı olursa diye düşünüp Çanakkale Boğazı'nın, daha Çanakkale Savaşı bir başlamadan nasıl savunulacağını inceliyor. Daha sonra Balkan Savaşı sonrası Edirne'yi savunması için gönderiyorlar. O zaman da Gelibolu Yarımadası'nın stratejik durumunu, siyasetten öte sosyal, işte bu çevredeki coğrafi durumunu çok iyi etüt ediyor. Sofya'ya gönderiliyor, Sofya Ateşçisi olarak.
O zaman da Balkan devletlerinin askeri ve siyasi durumlarını inceliyor. Bütün bunları içinde özümlüyor ve bir savaş çıkacağını çok iyi biliyor. Savaş çıkacağını görüyor, öngörü sahibi dediğim gibi ve bunun için kendi içinde hazırlıklarını yapıyor ve nitekim Birinci Dünya Savaşı başlıyor. Hatta Birinci Dünya Savaşı'nda işte Osmanlı'nın katılmaması gerektiği düşünüyor ama o hep gerçeği görüyor, savaşa katılmayacağımızı kabul ederek savaşa gitmek için müracaatta bulunuyor. İşte istenmiyor, bildiğiniz gibi tarih bunları bize gösterdi. Ama sonunda Çanakkale'ye cephesine 19. Tüfen Komutanı olarak atanıyor. İşte deniz savaşlarından sonra kara savaşları başladığında yine burada büyük bir öngörü gösteriyor. Biliyorsunuz Liman von Sanders var, komutan, Alman komutan. O diyor ki işte Saros'la Balayır arasında bir çıkartma bekliyoruz biz. Ama Atatürk hayır diyor, çıkartma yapılacaksa o işte Seddülbahir, Anafartalar, Kabatepe, Eceabat arasında olacaktır diyor ve gerçekten bu gerçekleşiyor ve Atatürk yapan en büyük özelliğini orada da gösteriyor. Şimdi bütün bunlar tesadüf mü? Asla tesadüf değil. Sayın Haydar Baş diyor ki Hazreti Ali'nin eli hep onun üzerindeydi diyor. İnsanları üç gruba da ayırabilirsiniz. Bir görenler, Sayın Profesör Doktor Haydar Baş gibi. Bir de anlatılınca görenler, bir de asla görmeyenler. Sayın Haydar Baş ve kadrosu hep anlatıyor. Biliyorum ki anlatılınca görenlerden olalım, hep bir olalım, biri olalım diyorum. Teşekkür ediyorum. Sabiha Hanım'a teşekkür ediyorum.